gerekiyor. Diş taşı dedik, bakteri dedik ya, bakteriler peki neye sebep oluyor? Birazcık çok güzel söylediğiniz, Mesela kalp krizine sebep olabildiğini çok söylediniz. Çok şaşırdım ben bu bilgiyi Nörolojik rahatsızlıklara ince. sebep olduğunu söylediniz. Ben biraz daha ağız diş sağlığı bağlamında değerlendireyim. Hı hı. Sizin kadar kapsamlı gitmeyeyim, biraz daha odaklanayım. Şöyle ki... Korkutmadım diş et... sizi değil mi? Ama <laughs> Yok, çok önemliymiş. Çok haklısınız. çok haklısınız. Şöyle ki diş eti iltihaplanmalarına sebep oluyor. Diş etinin kanamasına sebep oluyor. Diş etinin büyümesine, diş etinin çekilmesine, çene kemiğin erimesine sebep oluyor. Hastalar diş taşı dediği zaman çok önemsiz bir vaziyete geçiyor. Ancak diş etinin çekilmesi örneğin ne demek? Aslında altındaki, dişin etrafındaki çene kemiğinin erimesi demek ki ondan sonra açıkçası diş eti çekilmesine Şimdi sebep oluyor. Şimdi ekranda gördüğümüz diş taşı mı? Evet, bakın şu, diş taşlarının, oh. diş etlerinin etrafında, dişlerin yüzeylerinde hatta özellikle... Alt ön dişlerin iç tarafında ne kadar fazla yoğun olduğunu gösteren bir görselimiz var orada. O nedenle hani ağız kokusu, sararma, diş eti rahatsızlıkları, diş eti çekilmesi, diş eti büyümesi, diş eti iltihabı anlamında bölgesel anlamdaki zararları bunlar diyebiliriz açıkçası. Ama hocam biz bunu gözle görebiliyoruz. Az önce dedik yani gözle görebiliriz. Şöyle göre ama görebilir burası iç şey. taraf. Ha Bir tane daha da ayna, iki aynalı çalışırsanız görebilirsiniz ama diğer türlü göremezsiniz. Ay diş taşımız varsa ağzımız böyle yani. E, maalesef öyle. Ağız kokar mı burada? E, kesinlikle ağız kokusu ve sararmanın sebebi aynı zamanda. Evet. ki temizlenmeli mi? E, şöyle illaki temizlenmeli.